Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk mu? Sen de mi hoş geldin evine? Evet, ben de hoş geldim. Bugün sizleri görünce heyecanlanınca ağzımdan kaçtım. Seni yerim ben ya. Çok tatlıydın. Evet, iyi miyiz? Nasılsınız? Evet, teşekkür ederiz. Hemen tanıyalım mı şuradan? İsmim Buse, fakat kimlikte Birgül. Ailem bana Buse diyor. Resmi yerlerde sadece Birgül kullanılıyor. Öyle mi? Evet, bu benim tercihim şundan dolayı. Halam doğduğumda Buse olmasını istemiş. Babam da tek kız olduğum için Birgül'ü istemiş. Aa, güzel. Ama dediğim gibi hani Buse daha çok çevremde kullanılıyor. Daha çok seviyorum. Allah Allah. Onu da mesela nüfus kağıdına işletmeyi düşünmüyor musunuz? Aslında hani iki isim olabilir. Mesela benim de iki ismim var. Evet, yani inşallah bir gün nasip olursa yapacağım. İstiyorum. Buse'yi daha çok seviyorum. Öyle mi? Peki biz sana Buse mi diyelim? Buse derseniz daha iyi. Peki Buse'cim, çok memnun oldum. Ben Aysu. Aysu. Senin var mı böyle bir şey? Yok, normal Aysu yani. Normal, sade Aysu. Evet. Peki. Ben Nurseli. Nurseli. Evet. Çok güzel. Ben de Ceren. Ceren'cim, hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum hanımlar. Çok memnun olduk. Evet, şimdi güzel gelinim, hediyeyi açmadan önce biliyorsunuz haftanın ödüllü oyunu var. Seviyor musunuz ödüllü oyunu? Evet. Evet, hem de çok. Kolay olursa daha çok seveceğiz inşallah. Ödül olunca karşılığında da bir... Altın kolye olunca. Armağan olunca neden sevinmeyelim aslında? Harika, bakalım o halde haftanın en maharetli gelini kim olacak, ama onun öncesinde oyunumuzu seçmemiz gerekiyor. Evet. Bakalım hangi oyun çıkacak? Ceren'cim, fanusu rica edebilir miyim senden? Teşekkür ediyorum canım. Çok mersi. Şimdi bu fanusta bir sürü oyunlar var. Eski oynadığımız oyunlar da var. Evet, olabilir. Acaba ne çıkacak bu hafta? Bakalım. Ha? Hadi bakalım. Fikriniz var mı? Tahminleri alayım. Hepimiz için kolay ve güzel oyunlar çıksın. Aynen, inşallah. Hadi bakalım. İyi olan da kazansın diyoruz. Bakalım. Doldur, doldurabilirsen. Acaba ne dolduracağız? Dolma. Dolma. Evet, dolma dolduracağız. Başka? Biber dolduracağız. Dolma geliyor. Biber dolduracaksın. Yaprak dolması. Doldur, doldurabilirsen. Yaprak değil, yaprak biber olabilir. Yaprak sarma olursa belki farklı olur. Aynen. Ama... O sarsarabilirsen ayolu. Evet, sarsarabilirsin. Bu dol doldur. Doldurabilirsen doldur. Bakalım. Ne kadar doldur. Ne çıkacak az sonra? Bakalım. Hep birlikte öğreneceğiz. Peki. Bunu fanusumuza koyuyoruz. Ve senden hediyeni açmanı rica edeceğim. Bakalım beğenecek misin? Öncelikle çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Rica ederim canım. Ben biliyorsun elim boş gitmem hiçbir yere. Evet. Zaten bizim geleneklerimize göre de mutlaka gittiğimiz evlere küçük de olsa bir şey götürmek adetten. Aa, çok güzel, çok teşekkür güzel ederim. Çok şık. Kızlar. Çok şık. Evet. Çok teşekkür ederim. Büyüğü de var, gördün mü altında? Bakalım. Evet. Çok güzel. Çok şık değil mi? Evet, uyumlu. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Canım, rica ederiz. İyi günlerde kullan çok inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. O zaman sunuma geçmeden önce sen bunları al. Sen fanusu da götür hayatım. Tamam. Artık kahve mi gelecek, ne gelecek merak bakalım ediyoruz. Bakalım ne gelecek. Hadi bakalım ne gelecek. Ya hayatım, sormadım kahvemizi nasıl içeceğiz. Tamam canım, acele etme, daha yeni geldin, soracağım. Yani, kahvenizi nasıl içersiniz kızlar? Ben orta alayım. Ben şekerli. Sana zahmet vermeyelim, şekerli değil. Zahmet sıkıntı alayım. Değil canım, nasıl isterseniz ben yaparım size. Tamamdır. Peki. Birazdan geliyorum. Teşekkürler. Bekliyoruz. Umarım duydu. Çok heyecanlı çünkü. Evet. Fark ettiniz mi? Hı? Evet. Normal ya. Güzel karşıladı mı sizi? Evet, çok ne güzel karşıladı. Çiçekler vermiş. Evet. Bu gül yaprakları döktü. Gül yaprakları döktü yolumuza. Evet. Evet. Öyle mi? İddialı mıyız hanımlar? İddialı. Fazlasıyla. İddialıyız. Herkes kendi evinde iddialı fazlasıyla. Bence. Fazlasıyla. Yarın sendeyiz. Senin ev neredeydi? İzmit. Kocaeli. İzmit, Kocaeli. Evet, yarın göreceğiz bakalım. Kolay gelsin Nazife. Klasik Türk kahvesi mi yapıyorsun? Evet, Türk kahvesi yapıyoruz ama çekilmiş, organik Türk kahvemiz. Organik derken bizim marketten aldıklarımız nasıl oluyor ki? Markettekiler de organik ama bu daha güzel diyelim. Hani memleketinden geldi diyelim, kahvenin diyarından. Yemen'den mi? Diyarbakır'dan. Kahvenin diyarı Diyarbakır mı yani? Bana göre Diyarbakır, çünkü kahvesi gerçekten çok güzel. Kahveyi hep çeşme suyuyla mı yapıyorsun? Ya kahve suyunu evet, aslında çeşmeden koymuyorduk ama bugün
Bir aceleyle, telaşla oldu. Heyecandandır belki. Olabilir. Biraz heyecanlandım galiba onun etkisiyle. Acaba içine biraz içme suyu karıştırsan toparlar mı dersin? Olabilir. Ne zaman karıştırmayı düşünüyorsun? Hemen şimdi. Şimdi içme suyuyla karışık diğer kahve diyarından gelen Türk kahvemiz hazır. Hazır olması için önce pişirmemiz gerek. Hadi pişirelim kahvemizi. Kahvenin yanında neler ikram edeceksin? Kahvemizin yanına ikramlık olarak drajelerimiz, renkli kalp şekilde gelinlerimize özel ve bisküvitli lokumlarımız ve Tokat'tan gelmiş organik ince kabuklu cevizlerimiz var. O cevizler Tokat'tan değil de daha çok Kırşehir'den gelmişe benziyor. Hayır hayır, Tokat'tan. Ben kendim gidip gözümle görüp kilosuyla alıyorum. Anlaşılan Tokat'ı çok seviyorsun. Evet, Tokat'ı çok seviyorum. İnsan kendi memleketini, doğduğu yeri sevmez midir siz? İyi güzel ama o zaman sen de perdeni Kız Kulesi değil de Taş Han desenli seçseydin. Dışarıdan gelen, İstanbul'dan gelen misafir için her şey. Şimdi ben Tokatlı diye Tokatlı ürünlerini her zaman sergileyemeyebilirim. Nasıl misafirlerimiz varsa ona göre hareket etmek zorundayız. Yani bu perdeyi misafirlerin için mi seçtin? Evet, misafirlerim için özel taktırdım. Bu arada kahve ne durumda? Pişti mi? Pişmek üzere. Şimdi alıyoruz. Sunumların hazır olduğuna göre ben içeri geçiyorum. Sen de oyalanmadan gel istersen. Hemen geliyorum da siz. Ah, gelinimiz de geldi. Kahve sunumu güzeldi ama yanındaki peçetelerini güzel bulmadım, uyumlu değildi. Evet, nasıl buldun sanımlar sunumu? Buse, senden başlayalım tatlım. Ben peçetesini çok beğendim, güzel bir yazı. Fincanı çok beğenemedim ama ellerine sağlık. Bardağını da beğenmedim ama uygun ellerine bulmadın. Sağlık, uygun bulmadım, evet. Öyle yani mi? Bir uyum içerisinde değil, hani bu daha hani gösterişliyken bu porselen yani çok birbirine uymamış. Öyle mi? Evet. Ceren, sen ne diyorsun? Aslında sunum baktığımız zaman güzel, fincanı şık bir fincan ama altındaki sade oluşu değil de daha böyle bir yani patlatabilecek bir tepsi olabilirdi yani. Saydam oluşu pek hoşuma gitmedi. Evet, Nursel'i? Fincanları gayet güzel ama ben de peçetelerini beğenemedim. Biraz kağıt fazla peçeteleri. Basit kalmış. Öyle mi? Kahvemiz acı, muhabbetimiz tatlı olsun demiş gelinimiz yahu. Neyini beğenemedin? Evet ama fincanlarla hiç uyumlu olmamış peçetele. Öyle ama genel olarak güzel, eline sağlık, teşekkür genel ederim. Genel olarak güzel. Afiyet. Aysu, sen ne diyorsun? Aslanım, ben fincanları çok beğendim ama fincanların yani devamı değil. Devamı bu değil çünkü bakarsanız bu altı saralı, bu normal cam ama şu detay çok iyi. Kürdanı batırmış, aynen. Peçeteyi ben beğenmedim, başka bir peçete olabilirdi. Mesela kumaş, altın varaklı yanları, altın yaldızı daha doğrusu. Öyle ama peçete tercih edebilirdi. Mesela dudağını falan, ağzını silmek için kağıt peçete daha doğru. Ya evet sence. Ama dekor amaçlı. Hani buradaki kumaş peçeteyle, hani dekor. Dekor amaçlı. Bardak altlı. Evet, şeklinde. Aynen peçete öyle. Peçete değil de bardak peçete altlı. Peçete çok klasik yani, her zaman gördüğümüz bir evet. Peçetelerden. Yazısı çok güzel tabii, ona bir sözüm yok ama fincanı çok klasik. Çok güzel. Onun dışında... Fincanı beğendiniz. Fincanın fiyatını öğrenelim mi? Fincanın fiyatı 650 TL'ye aldım. Bolu'dan almıştım. Bir seyahat sonrası gelişti aslanım. Evet. Elimde mevcuttu. Evet arkadaşlar, peçetede yani sözü esprisi olsun, böyle güzel bir güne... Hoşuna gitti. Evet, güzel bir söz olsun diye koydum. İkramlıklarım da bu şekilde. Bu plex tepsileri kaça aldın hayatım? Onların hepsini toplamı 60 TL'ye. Ha, uygun. Uygun. Bayağı uygun ya. Şimdi çıktığında pahalıydı da şimdi herkes yapıyor. Aynen. Yani aslanım, evet. Şimdi fincan takımım çok abartılıydı. Evet. Bunu da çok biraz abart yapsam bu sefer hep boğulur her şeye. Daha bir şey, farkındalık yaratmak için dedim ki biraz tepsisi basit, hani fincanı o göstersin diye o şekilde düşündüm. Yine başka bir altın sarılı şey isterdik ya. İşte bu sefer de boğardı canım. Altın, fincan altın. Hani belki. Mesela bardakları da işte. En az bir detay isterdim ben. Ya mesela su bardağı falan olabilirdi. Altın yalnız da etrafı. En azından böyle bir uyum sağlasın isterdim yani. Çünkü sadece bu altın sarısı çok sırıtıyor. Anladım. Hepsinin içinde. Evet. Teşekkür ederiz. Yine de eline sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun kızlar. Sunumla ilgili eklemek istediğiniz bir şey yoksa salona geçelim istiyorum ben. Geçelim.